Aydın bir deprem bölgesi mi? Birinci derece deprem bölgesi ama bugüne kadar e, bu konuda atılan tek bir adım yok. Kentsel, kentsel dönüşüm yapılmamış mı? Tek bir bina yok Ahmet Bey. Yani bir tane bile Bir mi? tane bile örnek yok. Kentsel dönüşüm İhtiyaç var mı kentsel çok dönüşüm? Çok fazlasıyla var. Çünkü yapı stoğuyla ilgili belediyenin, büyükşehirin elinde yapı stoğuyla ilgili, mevcut yapı stoğuyla ilgili bir envanter yok. Ve geçen yıl e, ilgili... Müdürlüğün deprem sonrası 6 Şubat deprem sonrası sormuş olduğu bir soru var Büyükşehir Belediyesi'ne. E Büyükşehir Belediye'nin vermiş olduğu yanıt elimizde böyle bir veri size verebileceğimiz bir döküman, bilgi, veri yok şeklinde bir yanıt. Ya bu yazıktır, günahtır. E, yani şu mu? Be benim Aydın'da binam var, evim var. Ben bunun sağlam olup olmadığını bilmiyorum anlamında. Yok. Hayır, belediye bununla ilgili bir denetim yok. E ve e, bununla ilgili yapı stoğununla ilgili depremle ilgili bir araştırması o yapıların dayanıklılığını araştırmaya yönelik bir incelemesi yok. Peki kabaca baktığınızda bir büyük problem midir bu ayda? Çok büyük bir problem. Hani şimdi e, riski yönetebilmeniz için riski ölçmeniz gerekir. Ölçemediğiniz hiçbir riski veri yok diyorsunuz. Evet, hiçbir riski yönetemezsiniz. İlk önce e, yönetmek için riski ölçmeniz gerekiyor. Envanterinizi çıkaracaksınız. Envanteriniz olmazsa olmaz. En azından yani durumunuz bir, nedir? Çıkardın. Durum çok Allah korusun. Bakın Peki, Allah korusun. veri yoksa, ölçü yoksa siz neye dayanarak Biz hemen hemen korkunç hemen. bir durum var vardı. Ama, ama bakın, yapı stoğundan dolayı mevcut bir deprem e, riski var. E, yapı yani stoğuna stoğu, baktı gözle pro... görünen Ha, problemli. E, problem, eski binalar. Eski binalar gözle bakıldığında e, bir de e, fay hatlarının üzerine e, inşaat ruhsatları e, inşaatlar e, verilmeye devam takır, ediyor. Takır veriliyor. veriliyor. Peki, bunlar nedir? Bu? Şimdi bizim önümüzdeki dönem e, ilimizde e, Aydın'da belediye aracılığıyla e, Ahmet Bey e, sosyal konut yapacağız. Hem böyle birlikte, Bu kentsel dönüşüm değil. Hem kentsel dönüşüm değil. Hem kentsel dönüşümü yerinde kentsel dönüşüm yapacağımız gibi ayrıca e, kira öder gibi Vatandaşlarımıza ev sahibi yapacak. Kaç konut yapacaksınız? İlk etapta biz proje olarak 10 bin konut olarak hedeflemiştik ama daha sonradan gelen taleple birlikte biz bu sayıyı 20 bin'e çıkarttık. Yani Bunu 20 bin sosyal konut mu yapacak? Evet, 20 bin sosyal konut yapacağız. Kentsel dönüşüm değil bu ama. Bu kentsel dönüşüm değil. Biz sosyal konut yapacağız ama asıl olarak kentsel dönüşüm. Oradaki hedefimiz yerinde kentsel dönüşüm yapmak, gönüllülük esası üzerinde kentsel dönüşüm yapmak, böyle parsel bazlı, adap bazlı yapıp. ...orada kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz. O zaman bu o yapacağınız sosyal konutlarla ilgili bu Evet sosyal bu konutlarla ilgili. Evet. Anladım. Evet. Yani siz vatandaşla birlikte bir kentsel ama önce envanter çıkartacaksınız herhalde. Evet ilk önce envanter çıkartacağız. Yani önce bir durumumuz nedir? Durum analizi yapacağız. Evet. Durumumuzu ortaya çıkaracağız. Ondan sonra hem sosyal konut yapacağız hem de kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz. Dirençli şehirler oluşturmak zorundayız. Güvenli şehirler oluşturmak zorundayız. Vatandaşımızın güvenliğini, huzurunu sağlamak adına bir belediye başkanının, hükümetin görevi bunlar. Biz bunları yapmak zorundayız. Yani hiçbir şey yapmadan e, riski bekleyip e, Allah korusun bir risk oluştuğunda bunun hesabını nasıl vereceğiz biz? Bunu yapmak zorundayız ve yapacağız. Önümüzdeki dönem bunu gerçekleştirir. Peki orada başka neler var bize Şimdi, anlatabileceğiniz? Şimdi tabii e, biraz önce de söylediğim gibi e, bir belediye başkanı yatırımcı dostu olmak zorunda. Ne demek bu? Yani Şehrini, şehirde yatırım yapan şehri fırsatlarını iş insanlarına davet edip bakın gelin burada şöyle fırsatlar var yatırım yapın diye davetkar olması gerekiyor. Peki niye bu sizi ilgilendiriyor? Yani belediye ha diyorsunuz ki ben şehrimi rekabete açmak istiyorum. Çünkü rekabeti kaybettik. Yani istihdam artsın, üretim artsın, yatırım artsın ve dolayısıyla e, yatırım üretim, istihdam, ihracat arttığında ilin geliri de artacak. Zenginleşecek. Zenginleşecek. Ve bir diğer önemli konu biliyorsunuz büyük şehirler hazineden kaynak alıyor. Hazineden almış olduğu kaynağın bir kısmı merkezi vergi gelirlerinden bir de ilde toplanan vergi gelirlerinin toplamından oluşuyor. İlinizdeki vergi geliri arttığı takdirde hizmet de artar. E, sizin e, kişi başına alacağınız gelir de artacak dolayısıyla. Yani şehrin e, gelir seviyesi yükseldikçe belediye hizmetleri de artar. Belediye mi Şimdi baktığımız zaman ben e, sıralamaya baktığımda e, benim ilim Aydın şehrim e, sıralamada 24. sırada kişi başına aldı. Pay Ayağ açısından gerideymiş. bak. Geri de ben 30 büyük şehir için. 30 büyük şehir içerisinde. Ben niye daha üstlerde Ama olmayayım? Bir de Aydın o kadar müsait ki daha üstlerde olmaya. Bakın şu anda yani bizim diyorsun turizm var. Sanayi var mı? Ha, var tabii sanayimiz var. 7 tane organize sanayi bölgemiz var. Tarım, ha, e, tarım da var. E, hem e, bitkisel üretim, hem hayvansal üretim ve bizim ee, bitkisel ve hayvansal üretimden elde ettiğimiz ihracat 1 milyar dolar. Toplam ihracatımız 1.6 milyar dolar ama bu çok yetersiz. Ben istiyorum ki Aydın en az 5 milyar dolar ihracat yapmalı. Denizli 4 milyar dolar ihracat yapıyor. Şu anda kaç milyar dolar ihracat yapıyor Aydın? 1.6 milyar. 1 milyar 600 milyon dolar. Ya bu çok yetersiz. Bana göre yet ben bir finansçı olarak oranın potansiyelini bilen bir kişi olarak hem tarım, hem turizm, hem sanayi, hem altyapı, madenler açısından baktığımızda muazzam bir potansiyel var. Bir örnek vermek istiyorum. Bir organize sanayi bölgemizde seramik fabrikası kuruluyor şu anda. Üretime başlayacak. Dünyanın en büyük seramik fabrikasını kuracağız orada. Yılda 100 milyon metrekare. Daha önce biz hep tonla satıyorsunuz. Tonla sattığınızda 1 dolar, metrekare olduğunda 10 dolar e 4000 kişi çalışacak. Ben öncelikli olarak istihdam diyorum. Mavi yakalı sayısı. İstihdam, istihdam işte üretim üret. Bu şekilde zenginleşebiliriz. Gelişen, büyüyen Türkiye bu şekilde omuz verebiliriz. Bu şekilde oradan kalkınma yerelden başlar diyoruz. Hep bunu söylerken kalkınma yerelden başlar. Bunu niye söylüyoruz? E, yerel yönetim olarak belediye başkanı altyapı hizmetlerini yapacak. Olmazsa olmaz. Ama bunun yanında Lokomotif olarak bu görevleri de yapması gerekiyor. Şehrin dinamiklerini harekete geçirmesi, üniversiteyi harekete geçirmesi gerekiyor. Sivil toplum kuruluşlarının harekete geçirmesi gerekiyor. Siyaset kurumunu harekete geçirmesi gerekiyor. Her anlamda birlikte beraber masanın etrafında oturup konuşabilmeli herkesin. Peki, bir şey merak ediyorum. Siz mesela şu anda seçim çalışmaları en hararetli dönemde sokakta ne görüyorsunuz? Yani... Bir hani ya e, biraz da siz gelin yeter duygusunun kabardığını mı görüyorsunuz? Çok fazla görüyorum. Samimi olarak söylüyorum. Samimi olarak söylüyorum. Çok fazla bunu duyuyorum, görüyorum. Artık yeter siz gelin Peki. ve yönetin ve Aydın hak ettiği hizmetlerle buluşsun. Değişik siyasi görüşlerden vatandaşlar da mı bunu söylüyor? Aynen, değişik mevcut belediye başkan partisinden olan biz Aydın'ın evladıyız. Herkesi tanıyoruz, İletişimiz var, görüşüyoruz, konuşuyoruz. Diğer siyasi parti temsilcileriyle herkesle oturuyoruz, konuşuyoruz. Onlardan da yoğun bir şekilde. Yani bir kurtarıcıya ihtiyaç olduğu ifade ediliyor. Biz de buna talibiz. Biz ilimizin potansiyelini biliyoruz, ihtiyaçlarını biliyoruz. Bu söyleniyor yani size. Bu söyleniyor. Sokakta bunu görüyor. Sokakta söylüyor, vatandaşımız söylüyor. Böyle şey var mıdır Aydın'da hani böyle katı ideolojik bir tutum var mıdır? Yoksa yani ya ben senin... Görüşün siyasi partine bakmam ama sen iyi bir hizmet verecek gibi görünüyorsun. Oyumu sana vereyim. Bu mu vardır yoksa ya sen dünyanın en iyi vaatlerinde bulunsan da yapacağına inansam da senin partine oy ver bu hangi duygu daha aydınlıkta geçerlidir? Katı bir ideolojik durum yok. Yani biz şimdi kim daha iyi hizmet edecekse kim daha iyi şehri yönetecekse ondan yana hem Tavır koyacağını inanıyorum ya. Yani. Medeni bir ortam mı var? Evet, medeni bir ortam var tabii ki. Böyle hani adaylar birbirlerine. Bir... Yok 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 çok çok medeni güzel bir ortamda seçim atmosferi geçiyor. Öyle bir sıkıntılı bir durum rakibiniz mesela... de mesela. Rakipte şöyle bir endişe görüyoruz bu dönem, özellikle bu dönem. Geçen dönemde rakibimizdi mevcut belediye Bu dönemde var. ne görüyorsunuz? E, stres görüyorum. <laughs> Endişe görüyorum. Stres görüyorum. E, geçen dönem ama diyalog bir... kuruyorsunuz. Yani. E, tabii ki diyalog. Her zaman var diyalog. o. S stresin şeyi nedir? Yani emaresi nedir? Şöyle. O stresin anlıyorum. vücut dilinden e, anlıyoruz. E, diğer taraftan e, geçen dönemde görmediğimiz bir takım e, davranışları bu dönemde görüyoruz. E, şöyle bizim afişler e, e, sürekli. Yırtılıyor, indiriliyor ve sürekli her Büyükşehir Belediye Başkanı her verdiği demeçte bizimle ilgili yorumlar yapıyor. Ben diyorum ki biz işimize bakıyoruz, biz önümüzdeki dönem yapacağımız işlere yoğunlaştık, odaklandık. Biz onlara fokuslanmış vaziyetteyiz şu anda. Polemikçi değil misiniz? Yeri geldiğinde polemik yapılır tabii ki. Yani cevap veririm ama tabii diyorsunuz. Ki yeri geldiğinde onun üslubunu iyi ayarlamak lazım. Ona göre yanıtını yanıtında veririz tabii. Ama siz çok nazik bir üslubunuz var sizin evet. Ee, Estağfurullah. Şimdi.